Mehdi Ali Resul, yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın neslinden gelecek ve İslam düşmanlarına karşı mücadele edecek. Zatı inkar edenler günümüzde çoğalmıştır. Sahih hadislerde yer aldığı halde Mehdi'yi inkar etmekten çekinmeyen bu insanlara cevap verme lüzumu doğmuştur. Cahil insanlara laf anlatmak elbette zordur. Bu nedenle bunların sayılarını çok görüp fazla ciddiye almaya gerek de yoktur. Bunun yerine gerçekleri öğrenmek, hakikate pencere açmak için bazı önemli hususları zikretmek gerekiyor. Öncelikle belirtelim ki Mehdi'yi inkar eden dinden çıkmaz, sadece cahil bir Müslüman olarak kabul edilir. Çünkü Ehl-i Sünnet'e göre Mehdi inancı imanın erkanlarından, şartlarından değildir. Mehdi inkarcılarının dayandıkları en önemli husus Mehdi lafzının Kur'an'da geçmediği iddiasıdır. Gören de diyecek ki bu inkarcılar Kur'an'ın bütününe vakıf ve her ne yazıyor ise bilip anlayacak kapasitede insanlar. Haşa! Kendi bilgisizliklerini dayanak noktası yaparak hadisleri inkar etmek cehaletin ve ahmaklığın ileri noktasıdır. Bu cinsten zavallılara her daim rastlamak mümkündür. Şu hususu bilmeleri gerekir ki Kur'an'da yaş ve kuru her şey mevcuttur. Kendi kısa aklına, kasır fehmine ve boş kalbine bakıp Kur'an'da geçmiyor diyenler acınması gereken insanlardır. Çünkü Kur'an hazinelerini herkes anlayamaz. Zira daracık akılları Allah'ın kelamı olan ezeli ve ebedi bir hakikat kaynağı idrak edemez. Mütevazi olan ve devamlı surette öğrenmeye çalışan bir insan aklı yeterince anlamadığı zaman idrak-ı meali bu akla gerekmez, zira akıl bu kadar sikleti çekmez diyerek haddi tecavüz etmez. لَيْسَ لِلْاِنْسَانَ اِلَّا مَا سَى yani insana ancak çalıştığının karşılığı vardır buyuran Rabbimiz, diğer ilimler ile birlikte Kur'an ilminin de çalışıp çabalayarak öğrenilmesi gerektiğini emreder. Hz. Muhammed Aleyhisselam ilim, hikmet öğrenmenin kadın erkek bütün müminlere farz olduğunu bildirmiştir. Hikmet için önce Kur'an'a sonra hadislere müracaat edilip anlamaya çalışmak gerekir. Bilmemek değil, öğrenmemek ayıptır. Kur'an'da lafzen ifade edilmemiş olmakla birlikte hadis kitaplarının neredeyse tamamında Mehdi Ali Resul hakkında geniş bilgiler mevcuttur. Rafizinin teki hadise yanlış mana verdi diye hadis inkar edilir mi? Burada sadece en basit fikirli insanların dahi Mehdi hakikatini anlamasına yardımcı olacak önemli hususlara yer verilecektir. Elbette akıl ve kalbi yerine materyalizmle sarhoş olup maddeye tapan inansızlara anlatacak bir sözümüz yoktur. Onları kendi cehaletleriyle baş başa bırakarak kalbinde iman taşıyan müminleri esas alıp meseleyi izah etmeye çalışacağız. Evet, Mehdi vardır ve Hz. Muhammed Aleyhisselam söylemişse hakikattir. İn huve illa vahyun yuha yani o ancak kendisine vahyedileni söyler. Necm suresi. Düşmanlarının tasdikiyle dahi en küçük bir yalanla rastlanılmayan Muhammedül Emin Aleyhisselam sözlerini kabul etmeyenleri ciddiye alamayız. Zira Allah'ın en son peygamberini tanımayanı ve hadislerine itimat etmeyenlerin sözleri kale alınmaz. Hadis kitaplarında Mehdi'nin özelliklerinden bahsedilmekle birlikte her asırda gelen Mehdi'ler ile ahir zamanda gelecek büyük Mehdi'nin özellikleri çoğu defa birbirine karıştırılmaktadır. Eğer bu hususa bir parça dikkat edilse bu konudaki izah konusundaki karışıklıklar kolayca giderilecektir. Mehdi hakikatinin anlaşılmasına çok önemli ve lüzumludur. Çünkü 1450 yıldır ümmet-i Muhammed'in en çok ettiği dua namazlardaki salli ve barik dualarıdır ve bu dualarla yakından alakalıdır. Allah katında bu kadar çok okunan duanın karşılıksız kalması düşünülemez. Zira bu dualar günde en az 10 defa okunmaktadır. Elbette alnı secdeye gitmeyenler bundan habersizdir. Bu namazsız zavallılara acımak gerekir. Ehl-i sünnete göre salli ve barik duaları bütün namazların son oturuşlarında Etteyyatü'den sonra ikindi namazının sünneti ile yatsının ilk sünnetinin birinci oturuşunda Etteyyatü'den sonra 4 rekatta bir selam verilerek kılınan teravih namazının ikinci rekatın sonundaki oturuşta Etteyyatü'den sonra ve cenaze namazlarında ikinci tekbirden sonra okunan çok önemli bir duadır. Madem önemlidir o halde okunuşu ve mahalle vermek lüzumu vardır. Allahümme salli, diğerinde barik. Ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed, kema salleyte
Ala İbrahim ve ala Ali İbrahim inneke hamidun mecid. Kema barekte ala İbrahim ve ala Ali İbrahim inneke hamidun mecid. Meali Allah'ım, Muhammed'e ve Muhammed'in aline, nesline rahmet eyle. Şerefini yücelt, hayır ve bereket ver. İbrahim'e ve İbrahim'in aline rahmet ettiğin gibi. Şüphesiz övülmeye layık yalnız sensin. Şan ve şeref sahibi de sensin. Müminler 5 vakitte ve belirttiğimiz diğer namazlarda bu duaları okuyarak Hz. İbrahim'in âl evladı gibi Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın da nesline yani seyitlere salat ve bereket duası ederler. Bu kadar çok sıklıkla edilen ve namaz gibi makbul zamanlarda yapılan dua elbette karşılıksız kalmaz. O seyitler Hz. İbrahim'in soyundan gelenler gibi bir vaziyet almıştır. Bütün hayırlı işlerin başında seyitleri görüyoruz. Bütün zaman ve asırların önemli hadislerine o nurani zatlar kumandanlık etmişlerdir. Tarih buna şahittir. Hatta öylesine çokturlar ki o kumandanların toplamı muazzam bir ordu teşkil edebilir. Evet, bugün tarihi alemde hiçbir nesil şecere ile senetlerle anane ile birbirine bağlı en yüksek şeref ve asil neseple mümtaz hiçbir nesil yoktur ki Ali Beyt'ten gelen seyyidler nesli kadar kuvvetli ve emniyetli bulunsun. Eski zamandan beri bütün Müslüman topluluklarının başında bu seyitler vardır. Olgunluk timsali şerefli reisler yine bu seyitlerdendir. Günümüzde dahi sayıları tam olarak bilinmese bile milyonları geçen bir mübarek nesildir. Uyanmış, kalpleri imanlı, yürekleri peygamber sevgisiyle dolu. Cihan değer şerefli, intisaplarıyla başları dimdiktir. Böyle büyük bir cemaatin içindeki mukaddes kuvveti sirkeleyip uyandıracak azim hadiseler de vücuda gelebilir. Elbette o büyük kuvvet içindeki yüksek hamiyet feveran edecek ve Mehdi Ali Resul'ün temsil ettiği manevi şahsiyet Müslümanların başına geçip ümmeti yeniden hak yola iletecektir. Böyle olmak ve böyle olmasını bu kıştan sonra baharın gelmesi gibi adetullah'tan ve rahmet ilahiyeden bekleriz ve beklemekte haklıyız. Bizi terbiye eden Rabbimiz Ali Muhammed'in neslinden bazı zatları gönderir ve insanlara rehberlik yaptırır. Aynı zamanda bu dualar Müslümanların en kötü durumda dahi ümit içinde olmak gerektiğini hatırlatmaktadır. La taknetu min rahmetillah yani benim rahmetimden ümidinizi kesmeyin ayeti. En kötü zamanda dahi ümitsizliğe düşmemek gerektiğini emretmektedir. İnne ma'al usri yusra her zorlukta bir kolaylık bulunur buyuran Rabbimiz her türlü zorluk karşısında bir çıkış yolu yaratır. Eğer bunu yaratmamışsa bilmemiz gereken sonsuz rahmetin tecelli edeceği cennette karşılığını vermeyi murad etmiştir. Ümitsiz kalmak ve Allah'a dua etmemek mümine yakışmaz. Ben kulumun güzel zannı üzereyim diyen buyuran Rabbimize her daim el açmalı ve her talebimizi ona yaparak muvaffakiyeti ondan beklemeliyiz. Büyük Mehdi'nin zuhuru ile ilgili olarak şu hususların da bilinmesi gereklidir. Kıyametin çıkmasına yakın Büyük Deccal ve İslam Deccalı Süfyan zuhur edecektir. Bu dualarda geçen Allahümme salli ala Muhammedin, barik ala Muhammedin duaların elbette Allah katında makbul olacağını ve olduğuna delil şudur ki Mehdi Ali Resul işte böylesine dehşetli bir vakitte zuhur edecek. Deccal ve Süfyan'ın yaptığı tahribata engel olacak, tamir edecektir. Fakat Mehdi'nin en önemli özelliğinden bir tanesi kendisini gizlemesi olacaktır. Çünkü Mehdi'nin 3 vazifesi vardır ki bunlar iman, hayat, şeriattır. Bunlardan en önemlisi imandır. İmanın zayıfladığı bir zamanda zuhur edecek ve küfrün belini kıracaktır. İnsanlar Mehdi'nin hayat ve şeriat konusundaki vazifesine odaklanmakta ve asıl önemli işi olan imanı tahkim etme konusunu unutmaktadır. Elbette dünya siyaseti ile boğulmuş insanlar bu en önemli hususu bırakıp dünya nizamına yön vermeyi esas aldıklarından Mehdi konusunu istismar aracı olarak görüp kullanmak isteyeceklerdir. İşte Mehdi'nin kendisini gizlemesinin sırrını burada aramak gereklidir. İstismarcıların kafasına sokacağımız en önemli husus şudur. Kim kendisini Mehdi olarak ilan ediyorsa biliniz ki o yalancıdır. O halde siyasetçilerin Mehdi kavramından korkup ürkmesine ve telaş etmesine de gerek kalmamaktadır. Son olarak şu hususu belirtmek gerekir ki, her Müslümanın kendi tanıdığı bir alim zatı veya irşat eden bir kişiyi Mehdi bilmesinde imani olarak bir mesuliyet yoktur. En fazla aşırı sevgi denilebilir ki
Bunu da suç sayamayız. İnsanın sevgi ve muhabbetinde bazen sınırlar aşılabilmektedir. Buna karşılık niçin bu zatı hatta Mehdi diyecek kadar seviyorsun diye sorgulamak din ve vicdan özgürlüğüne aykırıdır ve kişilik haklarına saygısızlıktır.